İyi akşamlar Medyascope.tv izleyicileri. Biz bir ekonomi sohbetinde yine bir aradayız. Bu sefer de Özgür Altuğ yerinde incelemeler için Orta Avrupa'ya göndermiş durumdayız. Çok masraf yapıyoruz bu yerinde incelemeleri ama yapılacak bir şey yok. Sizler için değer dedik ve bu sefer Özgür'ü gönderdik. Önümüzdeki hafta galiba Şant'la ben yerinde incelemeler için olmayacağız. Özgür'e kolay gelsin deyip şimdiden mesajı verelim. İşi onun üzerine yıkıyoruz gibi görünüyor. Murat Sağman bizimle birlikte. Çok geçtiğimiz yani. Pazar gecesinin önemli şahsiyetlerinden bir tanesi Michael Jackson. Moonwalk'u YouTube'da izlenme rekorları kırıyormuş. Öyle bir rivayet var ortalıkta. Onu biz de izleyeceğiz biraz sonra. Ve tabii ki Şant Manukyan burada. Ne konuşacağız derken konu başlığı olarak biz Trump-Erdoğan zirvesinden piyasalara ne düşecek dedik ama henüz daha bu zirve şu anda yapılıyor. Görüşme devam ediyor. Doğrusunu isterseniz herhangi bir haber yok. Masum bir toplantı fotoğrafının dışında çok fazla bir bilgi henüz daha gelmiş değil. Ancak bu toplantının ister istemez Cumhurbaşkanımızın başında söylediği gibi ya da yola çıkmadan önce söylediği gibi bir virgül değil nokta koymaya gidiyoruz dedi. Yani buradan artık net bir takım kararlar çıkması gerektiğini bir anlamda ifade etti. Ne zaman yapılıyor bu toplantı? Doğrusunu isterseniz Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Suriye konusunda PYD, YPG'ye Amerika'nın ağır silahlar dahil silahlandırmayı hızlandırdı veya hızlandırma kararı aldığı bir dönemin arifesinde yapılıyor. Tabii ki bu Türkiye'nin Suriye ile olan ilişkileri veya Suriye bakış açısında çok ciddi farklılıkların olduğu bir dönem. Nasıl bir sonuç çıkacak açıkçası merakla bekleniyor veya bekliyoruz. Hani Trump'ın aldığı bu karar veya Amerikan yönetiminin aldığı bu karar acaba Cumhurbaşkanı ile yapılacak bu zirve öncesinde elini güçlendirmek için mi yapıldı? Ve yoksa hani ben bunu yaparım eğer sen benimle birlikte hareket etmezsen ona göre davran tarzında bir mesaj mıydı? Açıkçası bunu biraz da politik stratejistlere bırakalım ama ne çıkar veya nasıl bir sonuç çıkarsa piyasa nasıl etkilenir diye kısa bir analiz yapalım dedik. Ben de dünkü yazımda açıkçası bu konuyu ele aldım. Çünkü bence de önemli. Özellikle bir taraftan Avrupa Birliği ile referandum öncesinde sertleşmiştik. Sonrasında yavaş bir yumuşama mesajı verildi. Bu sefer zirve öncesinde benzer bir sertlik demeyesek bile daha net mesajların verildiği bir dönem oldu. Bundan sonraki bir ilişki nasıl devam edecek? Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler ve NATO tarafından bunu değerlendirmekte fayda var. Bu birlikteliği kolay kolay her iki tarafta yani gerek Türkiye gerek NATO tarafının atabileceğini ben zannetmiyorum. Avrupa Birliği'nde de aynı durum var ama bu kadar karşılıklı inatlaşmanın olduğu birlikteliklerin de çok uzun süreli faydalı sonuçlar, taraflara faydalı sonuçlar vereceğini de düşünmeyen taraftayım. Ne çıkar derseniz hani bir birliktelik veya en azından Suriye konusunda bir mutabakat çıkarsa bu piyasalar için olumlu bir durum. Ha yok eğer Amerika PYD veya YPG'nin silahlandırılması, YPG'nin aslında silahlandırılması konusunda ısrarında devam eder. Özellikle de bu bölgede bir Kürt koridorunun oluşturulması konusunda veya buna yol açacak bir takım kararlar almaya devam edecek olursa Türkiye'nin bu konudaki tavrı ne olacak? Bu önemli. Suriye'ye müdahale eder miyiz, etmez miyiz? Bu bir Rusya-Amerika'ya karşı bir savaş durumu veya çatışma durumu, savaş olmasa bile çatışma durumuna gider mi? Hani o hep çok korkulan 3. Dünya Savaşı Suriye'den başlayacak savı gerçek olur mu ki ben buna hiç inanmayan taraftayım. O kadar da uzun boylu değil diye düşünüyorum. Ama ve lakin piyasalara mutlaka bir takım etkileri olacak. Olumsuz bir karar çıkması durumunda ben piyasalara etkinin şu andaki dünya para koşullarını göz önüne aldığımızda bugün için çok böyle kırıcı ve yıkıcı bir etki yapacağını ben zannetmiyorum. Ama ve lakin önümüzdeki dönemlerdeki olası sıkıntılarda mutlaka hatırlanacak diye düşünüyorum. Evet, buradan ben Sağman'a döneyim. En azından onun da bir görüşünü alayım. Sonrasında Şant'a dönüp hem Trump meselesini de bir ele alalım istiyorum. Ne diyorsun? Bu arada ben soruları buradan alacağım evet, siz konuşurken. Bu konuda Özgür Altuğ'dan sonraki en yetenekli arkadaşımız evet. Murat Sağman. Ben bu konuda hayli yeteneksizim. Ben de Murat Sağman konuşurken ben de izlemeye çalışacağım. Evet Murat ne diyorsun? Şimdi aslında tabii bu görüşme çok önemli. Yani ana konu da tabii ki bu yani günlerce konuştuğumuz YPG sorunu. Yani şimdi şöyle düşünüyorum. Bu arada yani görüşme şu şekilde bir görüşme olacak sonra bir öğlen yemeği olacak ondan sonra da basın açıklaması yapılacak iki lider tarafından. Şimdi şöyle bir son yani şöyle bir görüşme olacak diye ben düşünüyorum bu yani Cumhurbaşkanımız diyecek ki ya işte bu YPG
işte PKK'nın işte Suriye kolu. Hani işte ona silah vermeyiniz. Birinci ihtimal Trump diyecek ki evet burada bir şey yaptık falan, bir geri çekilecek. Hani bizim açımızdan, yani Türkiye açısından gayet olumlu bir sonuç olacak. Yani hani Amerika'yla daha çok yaklaşacağız. Çünkü bu konuda biliyorsunuz aylardır, yıllardır, belki de yıl geçmiştir ayrışıyoruz bu YPG konusunda. İkincisi, ikinci ihtimal, Cumhurbaşkanımız konuşacak, Trump geri adım atmayacak. Yani diyecek ki biz böyle görmüyoruz, biz pozisyonumuzu koruyoruz. Tabii bu da yani piyasalarla konuşursak bu da negatif. Yani ben hep şunu söylerim, Türkiye'de siyasi istikrar ABD ile istikrardır. Yani biz hep böyle gördük. ABD olan istikrar, beğendim bile, seversin sen böyle değişik şeyler, cümlelere. Siyasi istikrar eşittir ABD ile istikrar. Şimdi bu ikinci ihtimal olursa tabii ki orada sıkıntılar, yani Türkiye açısından tabii ki olacaktır. Üçüncü ihtimal, zaten üç ihtimal var. Çok da bir şey tahmin etmedim. İşte yani böyle tamam bakacağız edeceğiz. Yani bir görüşme olacak ama kesin bir sonuç çıkmayacak. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? İşte sen de ifade ettin abi yayın başında. Virgül değil nokta dedi. Yani demek ki buradan artık bir kararla. Çünkü çok gidip geliyor bu konu. Aylardır, işte yıllardır gidip geliyor. Artık bir çözüme ulaşması lazım. Bu tabii ki bütün Suriye politikasında belirleyici olacak. Bence tabii ki piyasalar için çok önemli. Yani bu YPG ile ilgili. Tabii ki Fethullah Gülen, Reza Zarrab, yani bir sürü konularda bence eminim konuşulacak. İşte dış politika, ekonomi, ticaret, bunlar da tabii ki konuşulacak ama ana konu YPG konusudur. Bizim çok hassas olduğumuz, Amerika'nın işte o bir hafta önce sanırım Trump böyle bir karar verdi, tam görüşme öncesi. Hatta ben şöyle görüyorum, yani program, hani görüşme, öğlen yemeği, acaba yani böyle şey görüşmesi, hatta Trump toplantıya girerken dinledim, çok ciddi konular konuşacağız dedi. Yani böyle bir açıklama yaptı. Ondan sonra bir öğlen yemeği olacak herhalde, daha böyle şey, samimi. Ondan sonra da herkesin beklediği bu açıklamalar gelecek. Evet, yani bu Trump meselesinde, daha doğrusu zirve meselesinde hakikaten merakla bekliyoruz. Senin söylediğin iki konu daha var. Hani bir Fethullah Gülen'in iadesi söz konusu ve bir de Reza Zarrab meselesi var. Reza Zarrab konusunda da ilginç bir gelişme var. Gilyani'nin bu davadan alınması gibi bir şey veya bu çekilmesi gibi bir takım konular konuşuluyor. O da enteresan bir durum. Nereye varacak, neden olacak onu bilmiyorum ama ben en azından Fethullah Gülen konusunda belki topu taça atacaktır Trump ama Reza Zarrab konusunda farklı bir takım sonuçlar çıkabilir diye düşünüyorum. Onun için ben olayı biraz risk olarak görüyorum piyasalar açısından şimdilik. Bekliyoruz ama... Çünkü Trump var karşıda. Yani evet, ne yapacağını şimdi, bilmiyoruz. Oraya geleceğim. Trump riski var. Yani çanta döneceğim. Sadece Trump lafı geçtiği için evet. Döneceğim. Sebebi de yani ne yapacağız biz Trump'la deyip. Evet. Yani politikalarıyla ilgili özellikle yani dediklerini yapma, yaptıklarını takip etmekte, daha sonra Twitter'larını takip etmekte ben zorluk çekiyorum. Yani kendi adamlarını da terse düşürür hale geldi. Dünkü FBI olaya meselesi, bakarsan... Yani şu FBI, şey, FBI diyorum. Tabii FBI meselesini bir anlatır mısın onu bize? Evet, FBI evet. Meselesi... Ne oldu orada? Yani kendi bir anda evet. Karmakarışık ya oldu orası. Orada aslında bence zamanlama hatası yaptı. Yani görevden almasına ben bundan birkaç ay önce direkt söylemiş olsaydı, ben başkan olunca görevden alacağım diye, bu kadar bir şey olmazdı. Çünkü zaten başkanlık kampanyası sırasında önce Clinton'ı köşeye sıkıştırıp sonra aklayınca zaten Trump şey demişti, yani sen destekliyorsun, bu yaptığın taraf tutmaktır. Orada zaten kovacağının şeyini vermişti ama Rusya konusu dallanıp budaklanınca, Trump araştırılıyor spekülasyonları olup da kovmaya karar verince ve hani nasıl diyeyim, devlet geleneklerine uygun bir şekilde kovmayınca. O bir de ben anlamadım, kovma mektubu neden ortalığa saçıldı bir anda? Şimdi onu bırak, bu dün olanlar daha iyi bir konu. Evet. Şey, yani dün işte Washington Post'ta çıktı. Ben hani tam olarak sır kısmının ne olduğunu çözemedim. Çünkü bu işte iPad'ler, laptoplar falan filan ama söylenen şu, ciddi anlamda devlet sırrı olan bir konu Lavrov ve Rus Büyükelçisi'ne Trump tarafından aktarılmış.
Kaçırıyor ağzından ya, yani. Kaçırıyor mu? Ya da özellikle mi söylüyor? Bildiği halde. Ama daha ilginç olan... Ya ben kendisine olan... çok ihtimal vermiyorum yani bilerek. Bildiği halde mi söylüyor? Bilemedim da, yani bu karışık bir durum. Daha ilginç olan bence şu, sonra toplantıda olan bir yardımcısı, Beyaz Saray sözcüsü hepsinden açıklama geldi. Hayır böyle bir şey yok diye. Ondan sonra bir saat, bir buçuk saat sonra Trump tweet attı. Evet söyledim, zaten başkan olarak buna yetkim var diye. Yani evet, hem tweet söylüyor hem Trump kendi adamlarını da terse bırakıyor. Aynen. Yani şeyi bir kenara bırakın, biz borsada terste kalıyoruz falan filan. O neyse kendi takımını da terste bıraktı. Neyse bunlar bizim açımızdan şu noktada önemli. Ne isterse yapsın Amerikalılar politik olarak ama zaten Trump ilk seçildiği zamanda yani böyle biraz o... şeyin politikasını bilen insanlarla, yabancılarla konuştuğunuzda çoğunun söylediği demokratlar değil, cumhuriyetçiler bu adama bu 4 yılı tamamlatmaz fikri vardı. Yani impeach edecekler, azil edecekler ve zaten kökten veya işte aileden cumhuriyetçi olan... Kendi yapacak bunu. Evet, yani, çünkü kendi partisi değil. Değil. Yani dışarıdan gelen bir isim. Kendi partisi değil. Dolayısıyla Mike Pence gibi cumhuriyetçi olduğunu bildiğimiz, politikaları net... Öyle oradan oraya savrulmayacak, hepimizle kavga etmeyecek bir adamı geçirecekler diye. Hani oranın politik yorumcularıyla konuştuğumuz zaman bana da söylüyorlardı. Bu tip olayların hemen arkasından bu ısıtılıp geliyor. Bak bu yeterli. Devlet sırrı mı? Devlet sırrı. Söyledi mi? Söyledi. Alabilirler mi? Alırlar. Ya bu kadar hızlı mı olacak bu iş peki? Yok bence olmayacak ama yani, pariteye yansıdı mesela bu. FBI'yi neden aldı? Çünkü Rusya araştırması vardı. Spekülasyonu söylüyorum. Bak zaten Rusya ile aynı şeyi yapıyor. Espriler dolaşıyor. Ruslar gizli servisi feshettiler. Zaten Trump her şeyi anlatıyor. Masrafa gerek yok. Bu çok iyi. Şeklinde. Süpermiş. Dolayısıyla bizi çok ilgilendiren, yani ekonomi anlamda ilgilendiren piyasada devamlı olarak az dedilir mi, az dedilir mi korkusu ilk başta ciddiye alınmasa bile bir noktadan sonra fiyatlanmaya başlar. Trump bir şey, Trump'la ilgili bir şey soracağım. Şu an, yani ben onu çok merak ediyorum. Pot mu kırdı? Yani bilmeyerek mi söyledi sizce ya da bilerek mi söyledi? Yani sır olduğunu biliyordu ve onu özellikle mi söyledi? Sence? Bilerek söylediğini düşünüyorum. Yani, adam açıkça şunu sır söylüyor biliyordu. Çünkü oradaki savaşta Rusya bizim müttefikimiz. Tabii ki ben bunu paylaşırım diyor. Şimdi bu adam zaten paldır küldür kendi yöntemimle gelirim diyen bir adam. Dolayısıyla ben bunu bilerek söyledim. Şu an nelere yol açabileceğini bilmiyor. Onu danışmıyor çünkü kendi adamlarına. Ama sonuç olarak şu anda işte paritede hafif fiyatlanan bir gelişme yarın öbür gün artık yavaş yavaş ya bak bu adamın suyu ısındı noktasına gelecek. Bir diğer problem de şu, bu tarafta siz insanları rahatsız ederseniz, örneğin McCain gibi parti içinde ağırlığı olan birisini bu konuda rahatsız ederseniz, yarın öbür gün vergi indirimini şöyle şöyle yapalım dersen, sen buradan taviz ver dersen, kusura bakma ben buradan taviz vermem diye noktasına gelebilir cumhuriyetçilerin ağır adamları. O açıdan bu gelişmeler problemli. Peki Trump'ın impeachment'ı ya da görevden alınması pariteyi nasıl etkiler mesela? Yani nasıl yansır? Euro yukarı, 10 yıllıklar getiriler aşağı. Bence ciddi yukarıya götürür. Ne kadar yukarı? Daha önce Amerika'da bir şey olmadı. Yani bir Watergate şeyinde. Nixon oldu. Ama Nixon itibar etti ama oluyordu zaten. Tarihte olmadı. Şuna bağlı aslında. Şimdi etkiler diyoruz ama çok konuşulup da olursa ya oh artık Mike Pence de geldi nihayet noktasına da gelebiliriz. Yani belki de hiçbir şey olmayabilir. Ama şu dönemde piyasa böyle bir şey fiyatlamadığı için önümüzdeki 2-3 ay içinde olursa sert bir şekilde 150-200 pips falan yukarı gider bence. Peki, ben bir şey soracağım. Yani bu tabii senin Amerika deneyimin daha fazla olduğu için soruyorum. Bu proses nasıl işler? Bir baktın mı sen, hiç inceledin mi? Ben şuna baktım. Mutlaka bakmıştır bu arada Şant. Onunca bugünkü, soruyorum yani. Bugünkü gelişmeye işte baktım. Hmm. Mesela böyle bir şeyden yapabilirler mi diye. Evet yapabilirler. Yani bundan suçlayıp devlet sırrı vermek her ülkede bir suç. Şey tartışması var şimdi, bu devlet sırrı mı? İşte ne kadar net şey yaptı, açıkladı bilinmediği için bazı detayları. Ama sonuç olarak şu olayda yakalayabilirler kulağından. Bu şey zamanında hatırlayın, Clinton zamanında. Orada da aslında farklı bir konudan benzer bir noktaya götürülmüştü. O zaman da bir seks skandalı vardı. Yeterli senatoda çoğunluğu bulamadıkları için... azledememişlerdi. Ama
Demokratlar denediler. Ama orada şeydi, Cumhuriyetçiler karşısında demokratlar şeklindeydi. Şimdi zaten kendi partisi de olmadığı için şu anda denenirse muhtemelen olacaktır. Bu enteresan bir gelişme de olacak diye düşünüyorum. Bir sene, bir buçuk sene sonra bu tip şeyleri gerçekten fiyatlamaya başlarız. Şu anda fiyatlanmıyor. Ben başından beri bu şey savı söyleyenlere biraz prim vermeyi başlamıştım. Yani Trump dönemini tamamlayamayacak. Zaten ikinci dönem kesin olmaz deniyordu da. Yani bu dönemini bile tamamlayamayacak diyenler vardı galiba. Bayağı bir şeydi. Yani. Sayıları da azımsanmayacak kadar fazlaydı. Ben de bu hazır Euro'dan, şimdi ben birbirine bağlıyorum. Euro meselesi son günlerde benim... Bu arada değil, önce basın açıklaması, şimdi gelince detayları paylaşırız. Sonra da yemek varmış. Basın açıklaması başladı bu arada. Öyle detayları mi? Paylaşırız. Paylaşırız. Ben de bakayım. Şey yaparız. Tamam. Ben Euro demişken, yani bu şey Euro meselesinde doğrusunu isterseniz 10.81 şu anda ve benim oradaki 1.10.30, 1.20.30 bölgesinin üzerine çıkmaz dediğim Euro'nun üzerine bu şeydeki Trump skandalıyla yukarıya doğru gidildi. Yarın da Avrupa Merkez Bankası'nda bir toplantı var ama bu toplantı parasal konularla ilgili değil. Parasal konularla ilgili olan, yanılmıyorsam 6 Haziran'da olan bir toplantı. Ama bu arada Macron'un da bir etkisi oldu galiba. Size burada en iyi Macron telaffuzu yapan Frankofon arkadaşımız Murat Sam'ın bu Macron konusunda ve Euro konusundaki şeyi bir alayım. Ondan sonra teknik bir iki tane detaya devam edeceğim. Şant'ın beklediği dakikalar bunlar. Evet, Şant'ın. Ben de İşte geçen de dedi ya. İşte dedi. Beklediğim an. Bu arada çok bu paylaşayım, bilmiyorum fark ettiniz mi? Seçimler Fransa'da şöyleydi. Le Pen, bir de onunla bitenler. Evet. Macron, Fillon, Amo, Mélenchon. Yani böyle bir tespitim var. Paylaşayım onu. Onunla bitenlerden bir tanesi kazandı. Macron kazandı. Emmanuel Macron kazandı. Le Pen kaybetti. Édouard Philippe, başbakan açıkladı. Kabineyi bugün açıklayacaktı. Kickbox meraklısıymış. Öyle yani, bakalım nasıl etki edecek. Üzüleyerek ceketi çıkartıyor biraz. <edecek. gülüyor> Hararet bastı. Piyasalar yordu bizi, evet. İşte jüpecidir Édouard Philippe. Yani cumhuriyetçi tabandan geliyor. Yarın da büyük ihtimalle öğleden sonra da kabineyi açıklayacak. Merkel'le görüşmesi pozitif. Ya şimdilik böyle bir Merkozi vardı, hatırlarsanız. Merkel Sarkozy. Hani bir Macron, Merkel gibi bir... Nasıl birleştirdiler bunu? Yani Avrupa için olumlu benim görüşte. Bir şey birleştirecekler, evet. Yani bir formül mutlaka, Merkozi gibi bir formül bulunacak. Merkel de tabii yerel seçimleri de kazandığı için hani sanki Merkel tekrar seçecek gibi bir beklenti oluştu. Yani Şant'ın ek olarak hani bir dolar tarafında, Trump tarafında negatif bir şeyler var. Bir veri akışı var. Öbür taraftan da Avrupa'yı rahatlatacak. Yani işte Macron'un seçilmesi, işte Merkel'in tekrar seçilmesi ve Merkel ve Macron arasında, hatta işte biliyorsunuz esprisini Marine Le Pen bence son yılların en güzel esprisini yaptı. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Neyi kaçırdık? Şöyle dedi, ben şimdi şeyi izledim, 3 saat, 2,5 saatlik münazarayı. Şöyle dedi Macron'a, dedi ki şeyden sonra, ikinci turdan sonra Fransa'yı tarihte ilk defa bir bayan yönetecek dedi. Macron böyle geriye çekildi. Nasıl dedi? Dedi ki ya ben seçileceğim yöneteceğim ya da Merkel yönetecek dedi. Onun için gerçekten böyle bir güzelmiş. Yani ve herkes orada kaldı, yani sunucular dahil. Çok ya yani güzel bir espri yaptı. İşte onu şeyle suçladı. İşte Merkel'in şeyin altına gireceksin, Merkel yönetecek falan ama uydusu olacaksın falan filan, ama tabii Almanya en güçlü ekonomi, onu unutmamak lazım. Almanya ile de iyi geçinmek lazım. Yarın kabine açıklanacak. Bence Fransa'daki o gündem biraz azalacak artık herhalde. Yani Ağustos, Temmuz gibi Almanya konuşacak. Bir de doğru ya şey var, pardon. Haziran şey ortasında olur. Onu Haziran'dan sonra şey var işte, bu parlamento seçimleri var. Orası da önemli bir test olacak aslında Macron için. Ondan sonra Almanya'ya odaklanacak. Evet, bu arada Fed Haziran'da faiz arttırımı fiyatlandı mı diye gün içinde bir izleyicimiz sormuştu. Fiyatlandı. Büyük oranda ben de fiyatlandı düşünüyorum. Hemen hemen %100'de zaten bu artış olasılığı. Yani orada gelecek olan sürpriz, yani şahin sürpriz 2018 noktacıklarının, o hani herkesin işte 2 faiz arttırırız, 3 faiz arttırırız şeklinde grupladığı noktaların yukarı çekilmesi olur.
Enflasyon son veri yine çok şey gelmedi. Böyle momentum gösteren bir şekilde gelmedi. Ama bir işsizlik verisi daha var FED toplantısından önce. Dolayısıyla Haziran-Eylül gibi, yani Haziran'da enflasyon iyi gelse Haziran'da mutlaka olur derdim ama bence yine Haziran-Eylül gibi 2018 noktalarını yukarıya çekecek FED. Asıl fiyatlanmayan o. Yani zaten Haziran'ı fiyatladık. Bir tane daha gelir konusu Haziran yazın Ağustos'a kadar yine verilere bakarak fiyatlanır. O da tam fiyatlanmadı. Ama 2018 ve bilanço konusu şu anda net fiyatlanmış değil. Bilanço konusunda Aralık diye bir tarihleme yapıyor piyasa galiba. Ha, onu şundan dolayı bilanço yapıyor. Bilanço daraltılmasını. Fed başkanlarının çünkü genel tavrı 2 faiz artışından sonra bilanço küçülür şeklinde tarih veriyorlar. Küçülmeye başlanır. Muhtemelen yani ya Haziran Eylül olacak ya Haziran 2 yıldır olduğu gibi Aralık olacak. Dolayısıyla Aralık tarihinde de bu konu start verilebilir. Bir soru geldi şu an. Yani sen beklemiyorsun abi, ben de beklemiyorum. Haziran'da arttırmazsa euro dolar ne olur? Artırırsa ne olur euro dolar? Şimdi aslında şöyle bir şey olur. Yani Haziran ayında ECB'nin de toplantısı var ve muhtemelen ECB'de strateji değişikliğinden kastım. Ya biz artık %2'yi yakaladık. Biz de tapering konusunda tarihi veriyoruz, başlıyoruz bu tarzda diye bir açıklama yapacak muhtemelen. Şimdi ECB böyle bir açıklama yaparken Fed, ben bir şeylere bakmak istiyorum, enflasyondan rahatsız oldum veya şu anda söyleyebileceği tek şey o. Ona bakmak istiyorum derse euro çok sert yukarı gider. Ama benim ana senaryom bu değil. Yani bunu arttıracaklar. Arttıracak. Euro dolarda ne olacak? Bir soru daha. Şöyle, bir beklentin eğer orada. 2018 beklentilerini değiştirmezlerse Haziran'da arttıracağı %100 demiyor ama 90 oranında fiyatlandığı için çok doları aşağıya, doları yukarıya götürmez. Ama 2018 ile ilgili o noktalarda bir hareketlilik görürsek veya çok teknik olması için söylemiyorum. Yani aslında Fed'in doğal işsizlik oranını nerede gördüğü önemli. Yani 4'te görüyorsa 4.40 hala mesafe var demektir, bekleyebilir. Ama 2018 işsizlik oranında 4.4-4.5'te görüyorsa artık tamam, doğal orana geldi. Dolayısıyla benim hızlanmam gerekir sinyalini verir. O detaylar olursa eğer dolar değer kazanır. Öbür türlü hani ECB daha sürpriz olacağı için biraz daha euroyu itebilir. Okay. Ben birkaç tane euro teknik şey söyleyeyim, paylaşayım izin verirseniz. Ona bir de DXY'ye ekleyeceğim yanına. Ya bu şeyde, bu turda diyeyim, 1.1095 gibi bir seviye var. Yani teknik analizden baktığımızda 1.1095'e kadar yolu var görünüyor. Şu anda 1.1082'lerde, 95 eğer aşılmaz ise, ki 0.990 önemliydi. Günü onun üzerine kapatırsak bugünü, önümüzdeki birkaç günde 1.1095 önemli olacak. Ola ki burada sıdaşılırsa 1.1285'e kadar var. Bir iki arkadaşım 1.12'li rakamları telaffuz etmişlerdi. Ben olasılığı düşük görmüştüm ama anlaşılan onlar belki haklı çıkabilirler. 1.1095'ten sonra Şant'ın bahsetmiş olduğu 150 pipslik bir hareketi de kapsıyor bu ama herhalde bu kadar kısa bir süre içinde Trump'ın görevden alınması konuşulmaz. Halen daha unutmayalım, Macron'un daha doğrusu Fransa'daki seçimlerin ilk turundan sonra Macron'un öne geçmesi veya bütün hepsinin önüne geçmesi, Le Pen'in bile önüne geçmesinden sonra ortaya çıkan bir boşluk var Euro'da. 1.0727 ile 1.0821 arasında yaklaşık bir big figure dediğimiz yani bir Euro sentlik bir boşluk var ki çok ciddi bir boşluk. O boşluk bir gün kapanacak ama ben bu bir günün kısmının şu son hareketlerle bir parça ertelendiğini düşünmeye başladım. Çünkü bunun içine biraz da şeyi eklemek lazım. Euro-dolar paritesi, özellikle dolar endeksi DXY 98-90'lardı onun için kritik seviye. Şu anda 98-23'lere gelmiş durumda. Oradaki hareket bir parça daha doların şu anda zayıf olduğu veya zayıflayacağını gösteriyor. Orada da önemli bir eşik kırıldı, daha önceki düşüklerden bir tanesi. Bir parça daha 97.5'a doğru bir hareket olabiliyor. Bu da Euro'nun biraz daha kısa vadeli güçlenebileceği yer olduğunu söylüyor. En azından teknik analizlere baktığımız zaman. Onun için 1.1095'i izleyip eğer aşılırsa da 1.1285'lere bakmak lazım diye düşünüyorum. Devamında
yakın zamanda ilgilendiren, bizim Türkiye'yi ilgilendiren bir iki konu var. Onlara da değinelim istiyorsanız. Şöyle ki, kredi garanti fonu meselesini hep her seferinde konuşuyoruz. Artık skor vermeye falan başladık diye düşünüyorum. 160 milyara gelmiş durumda son açıklanan rakamda, ama bunun yaklaşık 110 milyar civarındaki kısmı henüz krediye dönmüş durumda. Birkaç bankacıdan farklı yorum aldım. Bunların 3'te 2'lik kısmının yeni kredi olduğunu söyleyen bir grup bankacı arkadaşım var. Bir grupta 3'te 2'sinin uzatma olduğunu söyleyen var. Ben uzatma olduğu kısmına biraz daha yakınım. Çünkü 3'te 2'lik kısmı, yani 3'te 1'lik kısmı 14,5'lara getirdi TL faizlerini diye düşünüyorum. Eğer 3'te 2'lik kısmı olsaydı biraz daha TL faizleri veya mevduat faizleri, dolar TL her ikisi de aslında, ama özellikle Türk lirası faizleri, çünkü Türk lirasının mevduat, daha doğrusu Türk lirası kredilerin mevduatı oranı şu anda çok yüksek. Oradaki Türk lirası mevduat talebi bir parça daha dolar veya döviz talebine göre daha fazla mevduat tarafında, bankaların talebi. O yüzden faiz tarafındaki yükselişte ben hani 3'te 1'inin yeni kredi, 3'te 2'sinin eski kredilerin yeniden yapılandırılması veya vadelerin uzatılması şeklinde olduğunu görüyorum. Oradaki benim sıkça tekrarladığım konu, çok hızlı ve çok inceleyip sık dokumadan verildi. Önümüzdeki bir yıl belki problem yaşamayacağız. Ondan sonraki bir yılda bu kredilerin, özellikle şu anda sorunlu olup da bu kredi garanti fonunun altına alınanlarda bazı sorunlar yaşanabilecek diye düşünüyorum. En enteresan, bu geçtiğimiz haftadan bu yana, kredi garanti fonu çok yeni bir konu değil ama yeni başka bir konu var ki, o da kredilerin menkulleştirilerek, yani varlığa dayalı menkul kıymet haline getirilerek Merkez Bankası'nın bunları, bu menkul kıymetleri almasına imkan verecek bir takım değişikliklerden söz ediliyor. Başta Canikli olmak üzere ekonomi yönetiminde söz sahibi olan kişilerden. Bu çok önemli bir konu. Eğer böyle bir varlığa dayalı menkul kıymet ihraç edilecek olur ise, doğrudan Merkez Bankası'na satıldığı durumda Merkez Bankası tarafından piyasaya çok ciddi bir likitte enjeksiyon anlamına gelecek ki, bu bizim doğrudan 2001 öncesine dönmemiz şeklinde, o zamandaki kazanımlarımızın çok büyük bir kısmının kaybedilmesi anlamına gelecek deyip ben yine Saman'a döneyim. Yani böyle bir şey olursa sence ne olur diye sorayım. Tamam, ne bekliyorsun? Yani tabii Sayın Canikli'yi dinledim. Yani gerekirse yapacağız yapacağız demiyor ama yani böyle hani, ama böyle bir enstrümanı tartışmaya başlaması. Evet, yani hani böyle masada olabilir ama yapmayabilirsin. Çok önemli bir konu. Yani siz dediğin gibi kaç yıl geriye dönüyoruz. Merkez Bankası burada para basıyor. İşte burada ben enflasyon ne olacak? Falan filan. Yani bu doğru bir şey değil bence. Yani bence bu yine birkaç gün içerisinde herhalde farklı şekilde gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi hani bu derecelendirme kuruluşları içinde, değil mi? Yani analistler içinde, buraya Türkiye'ye not veren, araştıran, araştırma ekipleri içinde iyi bir şey değil. İyi bir gelişme değil. Zaten hani birkaç çıpayı zaten kaybediyoruz. İşte hani bizim iyi çıpalarımız vardı. Onlar zaten bütçe disiplini gibi. İşte notlarımız vardı. Notları kaybettik. Düşen bir enflasyon yerine yükselen bir enflasyon var. 2002-2007 ortalama %7 büyürken sonraki senelerde %5. Şimdi ortalama son 3 senede %3.2 büyüyoruz. Yani büyüme de yavaşlıyor. Siyasi tek parti iktidar devam ama soru işaretleri var. Global likitte işte biraz önce konuştuk. Yani Haziran'dan sonra Avrupa'da bu şeye katılabilir. Bu kadar global likitte olduğu bir dünyada şimdi de o taraftan da bir negatif rüzgar gelme ihtimali var. Şimdi bunları üst üste koyduğun zaman Türkiye'de yeni böyle bu tür şeyleri, yani Merkez Bankası bu varlıkları alabilir, para basabilir, enflasyon yaratabilir dediğin zaman tabii birkaç kere daha böyle düşünüyoruz. Böyle bir şey olursa ne olur diye. Ben bir şey söyleyeyim bu konuda. Direkt Türkiye şeyi değil ama yurt dışı örnekler üzerinden. Şimdi birincisi, buna benzer bir konu Amerika'da da kriz sırasında tartışıldı. Evet. Neden tartışıldı? Çünkü sizin bilançonuzda diyelim değeri 70 lira, hadi bilemedin 60 lira olması gereken bir varlık var. Ama büyük bir piyasada panik var, kilitlenmiş, kimse işlem yapmıyor. Ben diyorum ki 20 liraya alırım, istersen sat. Satarsan perişan olacaksın, ciddi zararlar yazman lazım, sermaye gidecek falan filan. O dönemde Fed dedi ki, ya arkadaş bunlar
gitmesi gerek piyasa olmadığı için gitmesi gereken fiyattan gitmeyecek. Dolayısıyla ben buna müdahale ederim, zarar da etmem. Orada bir tartışma oldu buna benzer bir şekilde ama niyet çok daha farklıydı. Bunu bir kenara koymak lazım. İkincisi, banka açısından da şöyle bir problem var. Daha doğrusu problem yok. Banka açısından güzel bir durum. Çünkü bence bankalar ne yapıyordu krizden önce? Bir SIV, o Special Investment Vehicle dedikleri, bilançonun dışına atmasına yarayan bir şeye menkulleştiriyordu. Aslında Ali abiyle ben bağlıyız birbirimize ama benim bilançomda gözükmüyor ben Ali abiye malı sattığım zaman. Hop, benim bilançom boşalıyor. Çat, bir daha kredi öyle veriyorum falan filan. Bütün o rasyoların arkasından dolaşmaya başlıyorum evet. Bu defa. Çıkartıyorum, menkulleştirdim diyorum. Şimdi bir de bunu merkez piyasaya verdiğin zaman yine belli bir kontrol mekanizması olduğunu varsayıyoruz. Piyasada çünkü bu işin uzmanları var falan filan. Onun bile kontrol edemediğini gördük 2007-2008 krizinde. Kimin ne olduğu belli değil. Şu anda Çin'deki problemlerden bir tanesi de o. Wealth Management Product dedikleri ürünler var. Banka diyor ki ben buna sadece aracılık ediyorum aslında, sana satıyorum diye. Alan diyor ki ben seni mesul tutarım buna. Yarın öbür gün çok büyük olay çıkacak oradan. Dolayısıyla bence böyle bir karşı şeyde... karışacak diyorsun yani çok içinde. Ciddi karışacak. Böyle bir şeyde gerçekten piyasada bir bozulma yok ve onu tedavi etmeye çalışmıyorsanız fiyatlama mekanizmasını bozup Merkez Bankası'nın ortaya girmesi tehlikeli bir şeydir. Bankayı rahatlatır evet ama sorumsuzlaştırır vesaire. Yani bir yığın problemi bankada yanında nasıl getirir. Arkada merkez geliyor diyecek değil mi? Yani bu vergileri. Ve şunu unutmamak lazım. Yani moral hazard dediğimiz. Doğru. Yani dolardan, çöküntü. Evet. Euro'dan bahsettiğimizde bunu herkes alır bir noktada. Biz kendi malımızı almak durumundayız. Yani başka bir yabancı da gelip ne güzel yapmışsınız hadi gel bakalım falan demeyecektir dolar bazında falan değilse. Bir de ben şunu fark ediyorum yani siz de fark etmeyin. Merkez Bankası işte eleştiriliyor. Evet doğru yaptığı var, yanlış yaptığı var. Her şeyde Merkez Bankası'na yükleniyor. Yani fark etmeniz yani işte enflasyon artıyor. Merkezin tabii ki hataları var ama hani gıdayı da merkez mi kontrol ediyor? İşte tütün fiyatlarını, domates fiyatlarını, petrol fiyatlarını da merkez mi kontrol ediyor? Şimdi böyle bir şey yaparak da merkeze bir ek yük daha veriyorsun öyle değil mi? Yani aynen. Zaten hani bir baskı var. Küçülen ekonomide, yavaşlayan ekonomide faiz arttırmak çok zordur. Merkez örtülü, senin deyimine işte iş gören bir faizi yarattı. Ben örtülü diyorum. Bir örtülü faizi yaptı işte. Yıl başından beri 4 puan arttı faiz. Ama bizim politika faizimiz hala 8'de. Şimdi bu kadar karmaşık bir enstrüman veri setinde hani bir de ek olarak da böyle bir şey de yüklüyorsun o zaman Merkez Bankası'na ki bence doğru değil. İşin garip tarafı yani bu senin söylediklerine ilave olarak Merkez Bankası şu anda haftalık fiyatlama yapıyor ya da haftalık faizde bir söz söylüyor. Onu yönlendiriyor. Eğer böyle bir menkul kıymetleştirme söz konusu olur ise Merkez Bankası'nın alacağı menkul kıymetlerin vadesi belki 5 belki 10 yıl olacak. Veya en azından 2-3 yıldan başlayan bir vade olacak. Şimdi Merkez Bankası da durup dururken 2-3 yıl vade için bir fiyat kota etmesine yol açacaksın. Bu ciddi başka bir takım sorunları beraberinde getirecek bizim gibi ülkeler için. İkinci bir başka sorun izleyicilerimizden bir tanesinin yorumu. Türkiye için felaket olur, enflasyon patlamasına yol açar diyor. Ben de benzer endişeleri taşımıyor değilim. Çünkü bu işin Merkez Bankası karıştırıldığında Şant'ın söylemiş olduğu birçok sorun ortaya çıkacak ki bunu nasıl çözeceğimizle ilgili hiçbir fikrim yok şu anda ama bunu yönetmek oldukça zor hale gelecek. Bir son noktada buradan bunu aldılar. Bankalar bunu tekrardan dediği gibi Şant'ın bilançodan çıkarttılar. Yerine yeni kredi koyacaklar. Koyacakları kredinin yapısı veya kullanılacağı alanla ilgili bir takım sorunlar olacak. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde bu kredilerle ilgili mesele ya da şu kredilerin menkul kıymetleştirilerek Merkez Bankası'nın tarafından satın alınması meselesi önemli bir konu haline gelecek. Önümüzdeki günlerde bunu daha da fazla tartışacağız belki. Eğer bu gerçekten hayata geçecek olur ise biz şimdilik en azından bu fikri, belki de fikri jimnastiği olan konuyu biz de biraz daha ele almış olduk. Gelelim bir de İran seçimleri ve petrol meselesi var. Şant, sen onu da yakından izliyorsun. Aslında yani geçen hafta konuşmuştuk ama artık de, yarın, yok 2 gün sonra galiba seçim. 19'unda. Cuma diye biliyorum evet, İran seçimleri. Evet. Yani orada seçilmesi beklenen aday Ruhani zaten. Diğerlerinin gelmesi
biraz daha sertlik yanları geldi olarak değerlendirilebilir. Oradaki tehlike de zaten geçen hafta da aynı şeyi söyledik. Trump ya bir şey olsa da şu anlaşmayı ben iptal edebilsem diye bakıyor. En azından söylemi o yönde. Ama tabii diğer büyük ülkelerde Almanya, hatta Almanya'yı bir kenara bırakalım, Çin, Rusya gibi ülkeler de imzalayanlar arasında olduğu için tek başına ben bunu yırtıp atıyorum diyemez. Dolayısıyla bir gerekçe lazım, işte bir yan bakma lazım. O, bu tip bir kişinin de karşı tarafta da olması bu fırsatı yaratabilir. İkinci bir önemli nokta ne? Oradaki dini lider, yani aslında kontrolü elinde tutan bir numaralı Ayetullah, hasta ve 77 yaşında. Dolayısıyla orada da bir vefat söz konusu olur ise eğer, orada oluşacak olan boşluğu ilk başta şu anda seçime gittiği, seçilmesi söz konusu olacak Cumhurbaşkanı'nın da olduğu bir 3 kişilik ekip dolduruyor olacak. Ve ne kadarlık bir sürede dolduracağını da bilmiyoruz. Orada bir 88 kişilik bir heyet var ki oranın da üyesi seçilecek olan kişi. Onun seçeceği veya göstereceği, işaret edeceği birisi dini liderlik koltuğuna oturacak. Hani bu açıdan baktığımızda bu seçimler sanki bir sonraki asıl bir numarayı seçime götürecek kişinin de seçildiği bir nokta, o açıdan önemli olabilir diye düşünüyorum. Ama hani çok sertlik yanlısı birisi çıkmadıkça petrol konusunda çok etkili bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. 2016'da iyi büyüyen bir İran var. Genç nüfusu olan bir kesimden bahsediyoruz. İnsanlar her yerde ekonomisinin iyi olmasını, daha fazla harcayabilmeyi, daha rahat yaşayabilmeyi istiyor. Ruhani ve petrol anlaşması 2016 yılında bunu sağladı gibi gözüküyor. 2017'ye de bunu sarkıtması lazım. 2017-2018 petrol dışı alanlarında büyümesi lazım. O açıdan ben çok sorun çıkacak bir seçimle karşı karşıya kalacağımızı zannetmiyorum. Petrolü ilgilendiren 25 Mayıs OPEC toplantısı. Evet. Orada da varyasyonlar dönüyor. 6 ay uzatırızdı. O çok etkili olmadı. Fiyatları düşürünce 9 aya çıkar. 1,5 vermeye başladılar falan. Evet. Yani çok bir şey diyemiyorum. Bunu seyirciler de aynı şekilde takip ediyordur. Benim açımdan kritik olan orada ben kararı alacaklar diye bakıyorum. Stoklardaki erimenin hızı beni asıl ilgilendiriyor. Ama ben ikinci yarıda hala WTI için 55-60 aralığını bekliyorum. Evet, 39 dolara düşer mi diyen bir izleyicimiz vardı. Vade sorarsanız bu sorunun içinde belki bir şansınız var. Mesela 30 yıl sonra derseniz bence 29 dolara bir de düşmüş olabilir. Yani bilemiyorum, 39 dolara belki tarihte bir gün düşer. Şu işte anlaşalım, ben bunu televizyonlara daha önceden de birkaç kez söyledim. Ya da çok sık tekrar ettim. Herhangi bir vade veya herhangi bir tahmin veya herhangi bir öngörüde ister siz bulun ister bize sorun fark etmiyor. Sorduğunuz enstrüman neyse, bir de zahmet olursa olmazsa bir de vadeyi söylerseniz ona göre tahmin yapacağız. Mesela 3.44'ten dolar alınır mı diye bir soru var. Evet evet, ben de yani evet, bugün gelseniz görseniz almayanı döverler. Yani 3.50-3.54'teyken 10 kuruş para kadar. 3.44'e düşecek demektir bu. Ne zamana 3.44 alır mısınız sorusu ayrı. 3.44'e düşer mi? Veya şu vadede düşer mi sorusu, tamam bunların hepsi ayrı. Yani bunu da anlaşırsak biz daha rahat net cevap verebiliriz diye düşünüyorum. 3.44'e düşer mi dolar? TL. Ya çok düşeceğini düşünmüyorum. Yani 3.53 biliyorsun bu ihracı açılarını belirlenen bir kur vardı. 31 Mayıs'a kadar ama. 31 Mayıs'a, ama uzatma ihtimali de bir yerde okudum. Az bir ihtimal olsa. Eğer öyle bir şey olursa gerçekten çok büyük bir haksızlık olur. Evet, yani çok büyük zaten şu andaki uzatılmayacak kuru, diye, ama şu andaki şeyde bir haksızlık var ben. Yani şu andakinde özellikle açıklama 10 Şubat'ta yapıldı. 17 Şubat'ta yanılmıyorsam, pardon, 17 Şubat'ta yapıldı. Bu tarihte ten önce ödemiş olanlar, ki özellikle Ocak ayının ilk iki haftasında 3.80-3.90'larda götürüp dolarını Merkez Bankası'na dolar olarak ödemiş olanlar o dolarları satma şansını kaybettiler. Satıp orada satıp sonra 3.53'ten alabilirlerdi. Fakat bu konuda hiçbir düzenleme yapılmadı. Burada ciddi bir haksız uygulamaya tabi olan şirketler oldu. Ben de bunların bazılarını biliyorum. Ama bunun tekrardan uzatılması apayrı bir durum ortaya çıkaracak. Yani büyük ihtimalle yani, olmaz herhalde. Zaten şu kur seviyesinde kimse 3.53-38'den 31 Mayıs'a kadar şey yapacak durumda değil. 1-2 kuruş için bir kere yapar mısın? Tabii belki yapabilirler ama onun altı dediğin gibi biraz zor görünüyor. Ya şöyle bak,
Türk lirası yani sepet anlamında baktığında kolay gözükmüyor. Yani zor gözüküyor ama euro dolar işte bu Şant'ın dediği hani Trump'la ilgili olağanüstü negatif dolar aleyhine hani euro lehine böyle bir gelişme olursa yani birden parite böyle 1.14-1.15'lere giderse olur tabii. Tabii. Ama o herhalde bu yılın hikayesi olmayacak yani. Yani daha... onun için yani Türkiye ile ilgili hikaye baktığında çok kolay değil o seviye. Gelirse de alırım. Evet. Gayet açık söylüyorum. Yani ben 3.45 ile 3.50 arasında yani 3.50 civarında borcum varsa, ödemem varsa, portföyümde yoksa bir miktar döviz portföyüme eklerim. Yani Türkiye ile ilgili kısımda. Başka bir tane BIST'i sordular abi. Ben bir iki yorum yapayım BIST'le ilgili. Biraz yoruldu BIST yani çok iyi gitti. Şimdi 96 bin seviyesinde 96.161. Bir kere şöyle görüyorum. Diğer ülkelerden geriydik. Şimdi onlara yakaladık. Onları yakaladık. En azından artık hani kimse kimse yani. Diyemez. Yani kur 394 iken işte buralar 70-75 bin iken evet Türkiye ucuzdu. Hikayesi belki de müthiş hikayeleri yoktu ama ucuzdu. Şimdi bugün Türkiye ucuz değil. Yani hani 100 bin olabilir. 1-2 bin puan daha gidebilir ama hani bundan sonrası kalıcı olması için bir hikaye gerekiyor. Çünkü artık ucuz hikayesi tamamlanmıştır. Bir hikayeyle ancak kalıcı bir şekilde bence yukarıya gidebilir. Sana bahsedeyim. BIST'le yani, ilgili en azından o hikaye belki da. Bugün şeyden çıkar mı diye bakıyoruz. Bakalım. Trump zirvesinden çıkar mı diye bakıyoruz açıkçası. Benim en azından şu anda gördüğüm şeylerde fiyatlamalarda olsun, açıklamalarda olsun herhangi bir iyimser taraf henüz daha yok. Hı. Ya da bir hikaye yazılacak taraf maalesef şu anda elimizde mevcut değil. Ben şu petrole bir kısacık geri döneyim izninizle. Şantın 55-60 dolar ikinci yarı dediğinde şöyle bir şey var. Durum var. Ben bir parça daha geriledikten sonra böyle bir ihtimali görüyorum. O da şundan dolayı bu OPEC anlaşması yapılabilir. Yapılacak bence de yapılacak. Yani onun götürebileceği 53.5-54.5 bandı var ilk turda. Sonrasında ben OPEC anlaşması yapıldıktan sonra geçmiş OPEC anlaşmasıyla ilgili bazı bilgilerin yavaş yavaş sızacağını düşünüyorum. Şu anda herhangi bir açıklama yapılmadı. Ne kadar uydular, ne kadar uymadılarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Yeni yapılacak anlaşmanın da özellikle Amerika'daki kayaç petrolü üreticilerini daha da heyecanlandırdığını şu anda düşünüyorum. Ve ilginç tarafı onlar ağırlıklı olarak kendi pozisyonlarını hedge etmeye başlıyorlar. Neden derseniz daha uzun vadede petrolün fiyatı bugüne yakın veya daha düşük durumda. Bu da önümüzdeki aylarda, yıl sonu ve önümüzdeki yıl başındaki dönemden bahsediyorum. Backwardation deniyor. Şu anda contango backwardation arasında gidip geliyor ama daha çok ileriki vadesi düşük. O da şeyden dolayı Amerika'daki kayaç petrolü üreticileri pozisyonlarını hece ediyor. Çünkü bu seviyeler onlar için halen daha cazip. Hem ucuza üretmeyi başardılar hem çok üretmeyi başardılar. Bu kriz aslında biraz da onlara bu işi iyi daha iyi yapmayı öğretti. O nedenle ben bu 53-55, 54.5 dolar diyeyim hadi daha biraz spesifik. Oradan bir 46-48 dolar bondlarına geri dönecek. Ben Brent'ten konuşuyorum. Shant WTI'den konuşur. Aramızda öyle bir fark var. Yani bir türlü anlaşamıyoruz o konuda. Geçen gün hatta böyle bir mail yazınca ben bir heyecanlandım. Petrol 45-44-48-50 falan deyince petrol deyince ben anlamıyorum Shant dedim. Şuna başında ya Amerikan petrolde ya WTI'de ben anlayayım daha rahat. Otomatik Amerika'dır. Endeks deyince de ya. S&P'de. Ben başka kargadan başka kuş tanımam diyorsun. Ama ben öğrenim veya daha doğrusu şöyle başlığı böyle atınca ben heyecanlanıyorum. Yani petrolü bu kadar yakından takip eden birisi olarak heyecanlanıyorum ama yavaş yavaş şey yapıyorum. Alışmaya başladım. En azından şant diyorsa petrol WTI'dir diyorum. Geçiyorum gidiyorum. Neyse dönelim 46-48. Ondan sonra şantın dediğini gibi bir senaryo yılın son çeyreğinde olabilir. O da petrole yatırımlar azalıyor düşüncesiyle. Böyle bir piyasada şey olacak diye düşünüyorum. En azından bir hava esecek diye düşünüyorum. Son olarak bu dolar ve altın ve gümüş meselesi var. Onu yine her zamanki gibi olmazsa olmazımız. Onu da bir şey yapalım. Ona geçmeden çok kısa bir şey daha söyleyeyim. Bilmiyorum geçen hafta konuştuk mu ama önümüzdeki ay hatta
Bugünlerde işte Türk hisseleri de şey oldu. Önümüzdeki ay MSCI'nin yine yıllık benchmark dönemi geliyor. Arjantin muhtemelen gelişmekte olan piyasalara alınacak. Daha önemlisi Çin'in A hisseleri alınacak mı, alınmayacak mı? Bu çok önemli. Şimdi Çin'in zaten ADR'ları vesaire, yani rahat trade edilebilir, diğer borsalarda trade edilebilir hisseleri zaten var. Konu ne? Devasa bir büyüklüğü olan A hisselerinin bir türlü işleme açılmıyor olması. İşleme açık aslında ama teorik olarak, yani işte karakoldan temiz kağıdı alıyorsunuz, bilmem nereden, noterden onaylatıyorsunuz falan, bir yığın şeyi var, formalitesi var. Ve yıllardır derken son 2 yıldır bu ciddiye alınıyor. Girecek endekse, girmeyecek şeklinde. Bu defa MSCI'da artık girsinler diye iyice kriterlerini değiştirdi. Eskiden 600 küsür hisse üzerinden konuşuyorduk. Şimdi o sayıyı çok azalttılar. Eskiden ilk giriş ağırlığı %1 olacaktı. Şimdi 0.5'e çektiler vesaire. Ama Haziran ayında hani böyle bir karar çıkarsa, işte SDR'a giren Yuan var, bazı noktalarda Çin şeyleri değiştirdi. Tam işte, tarihi var mı bu açıklamanın? 14'ü olabilir. 14'ü 16'sı falan, yani tam öyle orta şeyinde. O önemli bir gelişme olur. Dediğim gibi ilk ağırlık çok büyük değil. 0.5'lik bir şeyden bahsediyoruz. Ama trilyonlarca dolarlık bir piyasadan da bahsettiğimiz gün önüne alınırsa, orta vadede veya front run edecek, yani önceden hareket edecek para da yavaş yavaş, belki Türkiye'nin de, ben çok hakim değilim ağırlığı nedir veya ne kadar gider, ama belki Türkiye'nin ve diğer gelişmekte olan ülkelerin payından da yiyerek parasını Çin'e kaydırmak zorunda kalacak. En azından fonlar bunu yapmak zorunda kalacaklar. Gene geri döneceğim altın gümüş. Onu atlayamam yani. O tarafta çok fazla söyleyecek yeni bir şeyim yok. Geçen hafta aşırı satışa geldi diye sen de söylemiştin. Onun bir zıplaması oldu. Şimdi gümüş o Mart'taki dibine geldi. Orası artık bir direnç noktası. Yanılmıyorsam 16.80'e mi denk düşüyor o civarlarda, hemen, bir seviye. Hemen çıkarayım. Buraları altın açısından da 1250 civarını kritik görüyorum. Buralardan bir satış gelmesi gerekir bence, eğer zayıfsa. Ama asıl benim açımdan, yani negatif bakanlar açısından rahatlama 1195 kırıldığı zaman olacak. Ben onu seviye olarak hemen ekleyeyim. Altında 1245-48. Birisi 50, birisi 200 günlük hareketli ortalama. Gümüşte şu anda da altın 1235'teyiz. 36. Evet, okey. Evet, çok yakın senin seviyede. Yakın yani oraya. Gümüş tarafında da şu anda 16.78'deyiz. Gümüşün dip olarak gördüğü yer, diyeyim, en düşük gördüğü yer 16.06, ama ağırlıklı olarak orada yaklaşık olarak 16-15 seviyelerinde bir dip buldu orada, 16-20 seviyelerinde. Şimdi oradan bir toparlıyor. Nereye kadar derseniz, yani benim gördüğüm kadarıyla veya en azından teknik olarak 17-15 ve 17-25-17-35 bandı var. Ben bu banda kadar bir denemesini, düzeltmesini yapacağını düşünüyorum. Çünkü altın 1245'e giderken gümüşün 50 ve 200 günlük ortalamaları hayli aşağıda, pardon yukarıda, 17-47, 17-48, 50 günlük, 17-71'de 200 günlük. Daha önceden de bu seviyeleri aşağı kırdıktan sonra satış çok hızlanmıştı. Gümüşte böyle bir toparlanma ihtimali altına göre biraz daha fazla gibi görünüyor. Çünkü çok aşırı satış yemişti gümüş. Bir izleyicimiz sorusu vardı. Onunla yavaş yavaş kapatalım diyorum. İkinize de soracağım. Sell in May, go away. Bu Mayıs'ta sat ve uza. Bu Mayıs'ta olmayacak mı diye soruyor bir izleyicimiz. Valla daha Mayıs'ın ortasındayız. Yani benim de bildiğim never say never. Onun için asla olabilir. Asla deme. Evet, asla asla deme. Onun için olabilir. Yani Türkiye borsasına baktığında son 10 yılda falan bir 7 kere falan gerçekleşmiş. Amerika'da da çoğunlukla gerçekleştirdiğini görüyoruz. Onun için daha 2 hafta kaldı. Ben bir ihtimal olabileceğini düşünüyorum. Özellikle tabii bu Trump'la ilgili haber akışından artık endekslerin çok ciddi seviyelere geldiğini, bir kar satışı olabilir ama belki de geçmiş yıllardaki kadar şiddetli olmayabilir, ama 2 haftamız var. Ben hala olabileceğini düşünüyorum. Şan, ne diyorsun? Vallahi DAX'ta yeni zirve görülüyor. Ayın başında da dedim, böyle bir şeye inanmıyorum. O eskinin güzel hatıralarından gelen şeyler. Evet, ben çok şey yapmıyorum ama satış gelmez mi? Oradaki olay aslında şu, yani Mayıs'la Eylül arasındaki dönemde git diyor. Hani Mayıs'ta git,
Ondan sonra Haziran'da dönersin değil, bir dönem var. O dönemler geçti. Kolay kolay kimse ben gidiyorum, Eylül-Ekim'de dönüyorum diyebileceği bir piyasa yok. Satış kim bilir piyasayı nerede bulacak? Evet, gelebilir. Ama hani öyle bir şey beklemiyoruz. Beklemiyorum. Zaten yeni zirve yaptı S&P'de, Nasdaq'ta. Bu arada açıklamalarda geliyor galiba ufaktan ufaktan. Evet. Şeyle ilgili ben baktım. Yani... Ya sanki bu konuyla ilgili Trump bir açıklama yapmıyor. Ticaret falan demiş. Bunun zaten kafası direkt oraya gidiyor. Evet, yani açığı nasıl kapatırız? Bu, yani bununla ilgili biz istediğimizi aldık mı almadık mı ilk açıklamalarda pek anlayamıyoruz. Ama Cumhurbaşkanımız böyle bir açıklama yapıyor. Ben çok net bir açıklamaya geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar ya. Yani bizim tarafımızdan geldi Ali abi. Yani sonuçta Cumhurbaşkanımız açıklamasına baktığın zaman işte... Bu teröristlerle beraber olmamalı falan. Yani bu mesajı verdi net olarak. Ama Trump'tan bununla ilgili net bir mesaj gelmedi. Senin dediğin gibi. Bir onay veya bir destek gelmedi. Gelmedi, evet. Evet, gelelim son bir konu. Benim çok sevdiğim bir konu bu. Daha doğrusu çok sevdiğim derken hakikaten ürperdiğim bir konu. Şu siber atak meselesi var. Oo. Global siber atak. Gelin. Evet, bu... ben onun Bitcoin tarafındayım. Yani daha doğrusu onunla ilgili olan kısmındayım. Ben de önecektim. Çünkü geçen hafta siz Bitcoin'den bayağı konuştunuz. Evet, evet. Konuştuk. Yani bu Bitcoin meselesi. Bir soru geldi. Bitcoin programı bayağı uzadı. Ben bu Bitcoin'i bayağıdan beri izliyorum. İlginç olan birkaç tane nokta. Abi alınır mı Bitcoin? Yani, bana bir iki şey geldi. Hala alınır mı? Hala ya, ya çok ya. Enteresan seviyelerden evet, geldi çok, ya. Ya şöyle bir problem var. Ya Bitcoin'le olan ilgisini şöyle söyleyeyim. İki tane konu. Bir tanesi bu Bitcoin, tarzı bu atak gelmeden önce Bitcoin 1839 dolara kadar yükseldi. Atak geldikten sonra 1587'ye kadar geriledi. Yani şeylere bak. Şimdi olay ya, bu 6 saat içinde falan olan bir hikaye yanılmıyorsam. Hikaye de tamamen, şimdi Bitcoin'in kendisi dijital bir para ve sadece 1 ve 0'lardan oluşan bir dünyada var olan para. Şimdi böyle bir dünyaya böyle bir atak gelince ister istemez Bitcoin'de önce bir sarsıldı. Fakat sonra başka bir hikaye ortaya çıktı. Bu saldırıyı yapanlar sizin hesaplarınızı ele geçirdikten sonra bunları tekrar sizin kullanımınıza açmak için fidye istiyorlar. İstedikleri fidyeyi de Bitcoin cinsinden istiyorlar deyince bir anda ortalık birbirine girmiş durumda. Ve oradan 1700 kaça kadar çıktı? 1720'lere kadar çıkmış. Pardon, 1708'e çıkmış durumda, çıkmış. Şu anda 1726 civarlarında. Arada gitti geldi vesaire. Hani 6 saat önce 1695, şimdi 1727 seviyelerinde. Bitcoin'deki volatilite hakikaten yürek dayanmaz. Çok ama ne diyorsun şu an? Şimdi bu eğlenceli bir hal almaya başladı. Japonlar, ben panik oluyorum bu arada. O da ayrı bir hikaye. Şey olarak bir ödeme aracı olarak kabul ettiler ama sırf şu vakaya bakınca devletlerin neden Bitcoin'i veya fikri öldürmek isteyeceğini anlıyorsunuz. Yani şu andaki aslında bazı çevrelerdeki konu ne? Kağıt parayı ortadan kaldıralım. Böylece işte hem kara para kısmını hallederiz. Yani sistemin dışında dolaşan ödemeleri ortadan kaldırmış oluruz. Hem vergi açısından herkesi kontrol altına almış oluruz vesaire. Bitcoin gibi bir fikir, şeyi bir kenara bırakıyorum, merkez bankalarının oyun alanını nasıl etkilediğini vesaire. Bunun tam karşısında bir olay aslında. Adam da diyor ki Bitcoin olarak göndersem bunu. O açıdan ben Bitcoin fikrinin, ya fikir bence gerçekten çok muhteşem bir fikir. Muhteşem yani. Ve hiçbir şekilde ne kadar da sıkıştırırsanız artık ölecek bir fikir değil. Ama bu fikir mutlaka devletlerle çok ciddi kapışmaya girecek. İleride Bitcoin mi kalır, Bitcoin mi kalır onu bilmiyorum. Bir şey bu kalacak muhakkak ama. Ya da sadece Bitcoin mi yoksa birkaç tane daha yanında şey işbirlikçisi tabii olacak mı? Mesela hatırlarsanız en büyük borsalarından bir tanesini, hatta onun da adı İpek Yolu'ydu. Bu yüzden, yani bu yüzden derken uyuşturucu ticareti vesaire kara para veya kanun dışı işlemlerde kullanılıyor diyerek basıp kapattılar. O yüzden devletlerin karşısında olan bir şeyden bahsediyoruz, unsurdan bahsediyoruz. Bir nevi aslında bu 21. yüzyılın altını ama elektronik gittiği için daha farklı bir yapıda. Nasıl ki altın da dönem dönem devletin hoşuna gitmeyen bir şeydi, kontrol etmesi zordur çünkü, burada da aynı durum var.
Bir de yani her şey dijitalleşiyor. Yani artık değil mi? Dijital bir dünyaya girdik ve her şey dijital. Para da dijital olacak ve katılıyorum yani Bitcoin böyle sabah kalkacağız Bitcoin bitmeyecek. Yani hayat bir ara hatırlar mısınız ya çok böyle bir moda oldu. Sonra bir ciddi bir geriledi. O şeyde oldu. Mt. Gox diye onun bir borsası vardı. Yani. Onu patlattılar. Patlattılar ve sanki böyle Bitcoin gitti diye tekrar gündeme geldi. Evet, güven bakın, sarsıldı. Şu yükseliş tabii hani rakam ver dersen veremem. Bu sadece görünen şeyi. Önemli bir kısmı da Çin'den kaçmaya çalışan para aslında. Ha, ilk yani, kullanımı bunun pardon çok özür dilerim. İlk büyük kullanımı aslında Güney Kıbrıs'taki bankalar patladığı sırada oldu. Bütün bankalara para çıkışı yasaklandığı sırada bir fark etti birileri ki ondan Bitcoin aldığında herhangi bir problem çıkmıyor. Alıp şeyde Bitcoin aldılar elektronik formda. Onun Bitcoin'i dışarı çıkarttılar. Paralarını çıkartmış yani, oldular. Güney Kıbrıs'tan. Nerede bir engelleme varsa onun etrafından dolaşabilen bir sistem. Yani tekrar söylüyorum bence olağanüstü yaratıcı ve kesinlikle kalacak bir fikir ama devletler buna ne kadar şey yapar? Çok rahatsız edecek devletleri. Yani sonuçta bahsettiğin olay hala bir kolay bir olay değil. Yani sen o parayı oradan oraya götürüyorsun. Zaten hani devletler arasında işte biliyorsun bu İsviçre'deki bankacılıkta zaten bu yıllardır bu konuda bir rahatsızlık var. İşte bu paralar deklare edilsin, söylensin. Bir de böyle bir şey çıktığında tamamen o düşünceye tam ters bir şey çıkmış oluyor. Bence de devletler arasında bununla ilgili ciddi şeyler olacak. Görüşmeler ve bilmiyorum yaptırım olur mu ama Mutlaka ya çözemiyorlarsa mutlaka bir yaptırım bu işi yasaklayacaklardır diye düşünüyorum. Ya da çözecekler. Ya da en azından. Yok bence çözmeleri kolay değil. Yani orada Şant'ın pas geçtiği bir konu. Bitcoin'e olan bu ittifakın temelinde yatan devletlerin para arzıyla istedikleri gibi oynayabilmelerine itiraz etmesi veya en azından 21 milyon tane Bitcoin'e ulaşıldığı andan itibaren Bitcoin'in yaratılması sona erecek ve onun etrafında dönen bir ekosistem yaratıyor. 21 milyon sabit rakam. Şu anda yanılmıyorsam 14,5-15,5 milyon civarında bir yerlerdeydi en son bıraktığımda. Bir de tabii bu elektronik olarak madenciliği yapılan bir para birimi. Her geçen gün bu bir algoritma ile üretiliyor bu paralar. Ve her geçen gün bu algoritma daha da zorlaşıyor ve para yaratılması çok daha fazla bilgisayar zamanı ve enerjisi gerektiriyor. O yüzden sonuna yaklaşıldıkça Bitcoin yaratmak da pahalı hale geliyor kendi kendine, kendi içinde. Şu anda çok vaktiniz var değil mi? Çok kısa bir şey daha söyleyeyim. Dükkan bizim yani. Rahat ol yani. Paranın ne 3 tane özelliği var hep söylediğim. İşte store of value yani bir değer saklama şeyiniz var. Değerini korur. Alışveriş şeyi. Exchange ve unit of account. Yani bunun 2 tanesini aslında yerine getiriyor. Yani paramın Bitcoin'e koyayım diyebiliyorsunuz. Ve ödeme aracı olarak kullanabiliyorsunuz. Al Bitcoin'i ver telefonu diyebiliyorsunuz. Üçüncüsü nereden geliyor? Üçüncü işte o devlet şeyi oradan geliyor. Ben diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak TL bazında alırım vergiyi. Muhasebe defterini TL bazında tutmak zorundasın. Veya sana dolar bazında tutman için özel izin veririm diyorsun. Evet yani bu devletin devlet olma işte erki. Sovereign dedikleri tamam erki gösteriyor. Bitcoin oraya girememiş durumda henüz. Diğer ikisi de çok önemli ama sonuç olarak siz Bitcoin milyarderi olun. Ben senden vergiyi TL olarak istiyorum dediğim zaman onu bozdurup Bitcoin'i TL alacaksınız. Evet ve vermezsen de polis gelip gerekeni yapar. O işte üçüncü şeyde büyük kavga çıkacak. Evet. Ne zaman çıkar bilmiyorum. Biz mi görürüz? Evet. Şu kriz çok farklı yerlere götürecek aslında önümüzdeki bu krizi. Olacak olan kriz çok farklı yerlere götürecek. Ondan sonra mı devletler kendini koyar ama o üçüncü şeyi yetkinliği alması bayağı bir ara olay bir şey görür müyüz? Bitcoin TL fiyatlaması. teknik analiz yaptı. Yok. Şeyin kendisinin de Bitcoin'in kendisinin de teknik analizi yapılabilir bir şey değil. Yani likiditesi teknik olarak az bir yani şey. Yani biraz önce verdiğin tabii o yani aşağı gidip ciddi yani çok ciddi volatilite var ve çok ciddi canım çok, yani likidite zaten son derece dar. Yani bu arada kısa bir bilgi Satoshi Nakamoto kimin yarattığı söyleniyor. Tabii bunun da hayali bir şahsiyet olduğu geçen yanılmıyorsam ne zamandı bu geçen yılın içinde bir yerlerde de Craig Stephen Wright isimli bir Avustralyalı aslında bu Nakamoto'nun ben Nakamoto'yum diyerek ortaya çıktı ama ne ona çok fazla iltifat edildi ne başka bir şey. Son bir soru var. Tabii. Mayıs sonuna kadar, Fed olana kadar dolar ne olur?
sorusu var ama bir süre verdik diyeceğiz. Hani süresi oldu. Ne dersiniz? Valla ben hani dolar TL olarak söylüyorsak zaten genel olarak Mayıs sonuna değil önümüzdeki öngörülebilir süre olarak konuştuk. Hani orada 50-50 belki bir 50-10 seviyeleri var teknik analizde. 3-50-2-50-3-50-10 seviyeleri var. Hani belki oralara kadar Euro dolar orada yavaş yavaş ben şunu söyleyeyim yani dolar TL daha aşağı gitse bile burada dip oluşturmaya başlıyoruz. Kesinlikle. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Şu an Sağman'ın söylediği en azından döviz risklerinin bir kısmının kapatılması gereken şöyle ben bunu 3.62.50'de de söyledim. Zaten bir kısmını dedikçe bunun en azından 1/3 diye gitseniz çok fazla üzüleceğinizi zannetmiyorum. Euro dolar kısmında yani konuştuk onu aslında. Eklenecek çok fazla bir şey yok. Çok fazla yani bir şey olmaz. Yukarıda 1.12.50 1.12.85 var yukarıda gidebileceği teknik olarak. 1.195 ilk seviye şu anda oradayız zaten. Okay. Yani orası aşılırsa 12.85 ama ben halen daha 1.07.27 1.08.21'deki boşluğun kapanacağını iddia ediyorum. Ama bu 3 vakte kadar olacak. Yani o yüzden çok da aceleci değilim. İzleyiciler senin şeylerini, söylemlerini de dikkate almışlar. Yani şey soruyorlar, enstrüman soruyorlar. Hemen vade. Tamam. Oldu. Bak enstrüman anlaşırız. Ve Mayıs sonuna kadar. Tamam. Böyle. Süper. Anlaşırız. Biraz önceki sorular şöyleydi. Euro dolar ne olur? Yani işte Euro dolar ne olur? Mayıs'a kadar ne olur? Ya ben en çok bunu şeyde gördüm. Onu da çok eğleniyordum. Onu da paylaşıp bitireyim. Altının bu 1900'lere yükseldiği sırada herkes 3000, 4000, 5000, 10.000 olacak diye böyle yağıp esiyorlardı. Ben de o aralar televizyon yayınlarında bana da soruyorlar. Ve vade yok tabii. İşte İzleyici sorusu. Altın 3500 dolar olur mu? Benden cevap. Olur. Bir panik. Başka bir şey yok. Olur. Yani hani bana derseniz ki olur mu? Olur. Yani ama ne vakte kadar dersiniz? Bir ay, üç ay, üç yıl, beş yıl. 50 ona göre bakarız. 50 ama altın 12 bin dolarda olur mu? Olur. Ben görür müyüm onu bilmiyorum. Deyip bugünkü sohbeti bitirelim diyorum. Ekleyeceğimiz bir şey var mı? Her şey tamamdır. Her tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar.